Allahümme mağfirli, verhamni ve afini, verzukni ve erşitni. Ey Allah'ım, beni affet, bana rahmet et, bana afiyet ver, bana rızık ver ve beni doğru yola irşat et. 5 kere okunacak. Faziletleri. Hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır: ne ben, ne de benden önceki peygamberler yukarıdaki zikirden daha faziletli bir tesbihte bulunmamışlardır. Her kim bunu 5 kere söylerse Allah-u Teala ona 5 istek hakkı verir. Bunlar da yukarıdaki duadır: La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh, Allahu ekberu kebira, velhamdülillahi kesira, subhanallahi rabbil alemin, la havle ve la kuvvete illa billahil azizil hakim. Allahu Teala'dan başka hiçbir ilah yoktur, o tektir, hiçbir ortağı yoktur. Allahu Teala'yı son derece tekbir ederiz, Allahu Teala'ya çokça hamd ederiz, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yı tesbih ederiz. Aziz ve hakim olan Allahu Teala'nın yardımı olmadan hiçbir günahtan dönüş, hiçbir ibadete de kuvvet yoktur. Allahümme mağfirli, verhamni, vehdini, verzukni. Ey Allah'ım, beni affet, bana rahmet et, beni hidayet et ve bana rızık ver. 1 kere okunacak. Faziletleri. Buna benzer bir rivayette Sa'd radıyallahu anh'tan rivayet edilmiştir: çölden bir zat Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek, bana bir söz öğret de Rabbimi zikretmek için onu söyleyeyim deyince, Rabbini zikretmek için yukarıdaki zikri söyle buyurdu. Bunun üzerine o zat, bunlar Rabbim için, ya kendim için ne dua edeyim dediğinde, Resulullah aleyhisselam bu zikri yaptıktan sonra sana kabul olunacak dua hakkı verilir, o zaman da yukarıdaki duayı diye duada bulun buyurdu. Dua mutlaka kabul olunacak bir ibadettir. Ancak duayı Peygamberimizin yaptığı ve bildirdiği şu şartlara uygun olarak yapmak lazımdır. Vücut helal kazançla alınmış, helal gıdalarla beslenmelidir. Abdestli olmalı, kıbleye yönelmeli ve eller semaya açılmalıdır. Duaya evzu besmele, Allah'a hamd ve Peygamberimize salat ve selam ile başlanmalıdır. Zulümler terk edilmeli ve tövbe edilmelidir. Günahı gerektirecek isteklerde bulunmamalı ve acele edilmemelidir. Zira Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şöyle müjdelemektedir: yeryüzünde Allah'a dua eden her bir müminin Allahu Teala ya duasını kabul ederek ona istediğini verir ya da isteğine eş değerde olacak bir kötülüğü ondan giderir veyahut ahirette karşılığını bulur. Dua eden duasının yararını ya hayatında ya da ahirette muhakkak görür. Dua ihlasla ve ısrarla yapılmalıdır. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üçer defa duasını tekrar ederdi. Diğer Müslümanların aleyhine ve zararına istekte bulunmamalıdır. Ailesine, çoluk çocuğuna ve malına beddua etmemelidir. İslam'a aykırı isteklerde bulunmamalıdır. 5 vakit farz namazın ardından yapılacak dua ile gece yarısından sonra seher vakti yapılacak dua müstecap olacak duaların başındadır. Ezanla farz namaz için getirilen ikametler arasında yapılan dualar makbul dualardır. Namazda secdedeyken yapılan dualar makbul dualardır. Cuma günü yapılan dualar makbuldür. Ramazan geceleri, Ramazan ve Kurban bayramları geceleri, Miraç, Berat ve Kadir geceleri de duaların daha çok makbul olduğu vakitlerdir.
Mazlumun bedduası, misafirin duası ve ana babanın çocuğuna duası makbuldür. Müslüman kardeşine gıyabında yaptığı dualar makbuldür. Kim musibet ve şiddet zamanında duasının kabul edilmesini severse, genişlik zamanında çok dua etmelidir. Peygamberlerden ve ashabtan nakledilen dualarla dua edilmelidir. Yukarıdaki şartlardan sonra yapacağı duanın mutlaka kabul olunacağı inancıyla canı gönülden ihlasla dua edilmelidir. Dalgın ve ne istediğini bilmeyen bir kalple dua edilmemelidir. Duaya başlarken olduğu gibi bitirirken de Allah'a hamd ve Resulüne salat ve selam ile bitirilmelidir. Dua sonunda amin diyerek eller yüze sürülmelidir. Yukarıdaki izah ettiğimiz şekilde dua edildiğinde Cenab-ı Hak isteyenin, dua edenin ve kendisine yalvaranın duasını kabul edeceğini Kur'an-ı Kerim'in Bakara suresinin 186. ayetinde açıkça beyan etmektedir. Kul kendisine en yakın olarak Allah'ı bulmalı ve hiç unutmamalıdır. Duanın kabulü ve Allah'ın rızasını almak için hayatımızı İslam'a göre düzenlemeli ve yaşamalıyız ki Allah'tan istemeye yüzümüz olsun. Allah'ım, hayır ve güzellik yollarını benim için kolaylaştır. O yollarda senin emrettiğin şekilde bütün gayretimi ortaya koymaya ve murat buyurduğun şekilde rekabetsiz yarışmaya muvaffak kıl. Tehdit ve ikazlarını hafife alanlara, reva gördüğün cezaları bana reva görme. İşledikleri günahlar yüzünden uzaklığa maruz kalmış kullarını helak ettiğin gibi beni helak etme. Gazabına maruz kalıp da daha kendisine rıza nazarıyla bakmadığın kimseler gibi beni gözden düşürme. Rahmetin hakkında ümitsizliğe mağlup düşmekten muhafaza buyur. Takat yetiremeyeceğim yüklerle beni imtihan etme. Beni aciz düşürme ve fazl-ı muhabbetine olan güvenimin sarsılmasına izin verme. Beni kendi yapıp ettikleri yüzünden rahmet ve inayete istihaklarını kaybetmiş kimselerin haline düşürme. Kendisini görülüp gözetilme liyakatinden mahrum etmiş ve hakkında rüsva olma hükmü verilmiş bedbahtlar gibi kapından kovma. Kovma ve tut elimden Allah'ım. Tut ki düşüp yuvarlanmaktan, yoldan ayrılıp korkuya kapılmaktan, gurura saplanıp tökezlemekten ve helake yürüyenlerin düştüğü çukurlara düşmekten korunabileyim. Affı afiyet ver ve kullarının düştüğü bela cenderelerine düşmeme müsaade etme. Allah'ım, bana isyan ve günah kirlerinden arınmış olmayı lütfet. Sırtıma affı afiyet urbasını giydir. Nimetlerini bol bol ihsan buyur. Birbirinden güzel armağanlarını bu muhtaç kulunun üzerinde de sergile. Muvaffakiyet ve dosdoğru yola hidayetle bana destek ol. Arızasız niyete, hoşnutluğuna, vesile, söze ve güzel ameller işlemeye muvaffak kıl. Seni bitip tükenmez hal ve kuvvetinden mahrum edip de hiç hükmündeki kuvvetsizliğimle baş başa bırakma. Huzurunda müşerref olacağımız haşır gününde rüsva etme. Dostlarının önünde ayıp ve kusurlarımı sedret. Bana zikrini unutturma, içimi şükür hisleriyle doldur. Cahillerin gaflete düşüp de unutabileceği hallerde nimetlerini bana hatırlat ve o nimetlere karşılık hamdü sena vazifemi yerine getirmeyi müyesser kıl. Bana üzerimdeki ihsanlarını itiraf etme imkanları lütfet. Sana rağbetimi bütün rağbetlerden, şükür ve hamdimi bütün ham ve şükürlerden ziyade eyle. İnayet ve rahmetine muhtaç olduğum zaman ki her zaman muhtacım. Beni hızlana terk etme
dergahına sunduğum amellerinin eksikliği yüzünden beni helak etme. Allah'ım, sana isyanda inat edenlerin maruz kaldığı muameleye beni maruz bırakma. Ben sana teslim oldum, bilirim ki delil ve hüccet senin nezdindedir. Yine bilirim ki fazlu ihsan senin şanındır ve sana yakışır. Azabından sakınılmaya ve mağfireti umulmaya layık olan da sensin. Rahmetinin eseri olarak sen cezalandırmak yerine affetmeyi teşhir etmeye bedel de setretmeyi daha çok seversin. Bana öyle güzel bir hayat yaşat ki Allah'ım dilediğim güzellikleri gerçekleştirebileyim. Senin maruf gördüklerini işleyip münker gördüklerinden uzak durabileyim. Nehyettiklerinden kaçabileyim. Rabbim, canımı nuru önünde ya da sağında yürüyen kullarının canını aldığın gibi al. Yüce huzurunda her zaman edebe uygun olarak kemer besteyi ubudiyet içerisinde durmak nasip eyle. Kulların arasında aziz olarak yaşat, huzurunda hakir, halk içinde vakur eyle. Güç kuvvet sahibi birisinin tutup sarmak yerine hilmiyle sarıp sarmalaması, derdest etmeyip de yeni fırsatlar vermesi gibi sen de beni rahmetinle sarıp sarmala ve bana yeni teveccüh fırsatları ver. Bir kavmi fitne ve zararla imtihan etmek istediğin zaman dergahına sığınma yollarını göstererek beni o fitnelerden koru. Ayıp, kusur, hata ve günahlarım yüzünden dünyada beni rüsva etmediğin gibi ahiret yurdunda da etme. Nimetlerini evvelde verdiğin gibi ahirde de ver. Önceki ihsanlarını yenileriyle devam ettir. Sunduğun imkanlarla kalbimin katılaşmasına fırsat verme. Tasa ve hüzün sebebi olacak ağır musibetlerle imtihan etme. İnsanlar içerisinde ar sebebi sayılacak kusurlarla zelil ve perişan vaziyetlere düşürme. İçime ümitsizliğe kapılacak kadar korku salma ve bana dayanamayacağım ızdıraplar yaşatma Allah'ım.